O zaman malzeme listesini sayar mısınız? Sayalım mı böreğin? Şimdi börekte bugün biz 6 adet yufka kullandık. Yumurtamız var, yoğurdumuz var, soğanımız var. Ben bu böreğin içi her şeyle olabilir. Önce onu anlayalım. Ama bugün kıymalı yapmak istedim. Kıyma için soğan, kıyma kullanacağız. Biraz biber salçası, şöyle bir içini hani lezzetlendirelim. Yufkalarımızı açacağız. İçine minik bir harç süreceğiz. Koyacağız ve keseceğiz. Yani dikkat etsinler, oraları böyle hani izlemeleri gerekli. Çocukken sorarlarmış bana 3-4 yaşlarımda. Ezgi'cim ne olacaksın diye. Ben dansöz olacağım dermişim. Kız çocuklarının böyle bir şeyi vardır. Çünkü masaya çıkıp oynarmışım. Darbukaya bayılırım. En iddialı Avrupa'da yapılan yarışmalarda, dans yarışmalarında Avrupa'yı temsil eden tek kişi gelecek. Didem gelecek. Birazdan burada olacak. Biz de o zaman böreğimizin malzemelerini tekrar sayalım. Tekrar sayalım. Şerbeti yaptık kurabiyemiz bu arada. Oda sıcaklığında birebir ölçülerinde. Aynen, bak biraz da erimeye başladı. Onu öyle görsün istedim size izleyicilerimiz. Güzel. Şimdi biz böreğimizin arzu edersen kıymasını, yani iç harcını yapalım. Efendim, öncelikle malzemesini bir sayalım istiyoruz. Kesin sayalım. Böreği şimdi yapıyoruz hanımlar. Tekrar. Hazır yufkayla yapıyoruz. Tekrar sayalım. 6 adet yufkamız var. Şöyle açayım ben. Şöyle 2 baş kadar soğanımız var. Doğranmış 2 baş soğanımız. Kıymalı yapacağız biz böreğimizi. Siz patatesli ya da peynirli de yapabilirsiniz. Nasıl istiyorlarsa. Nasıl istiyorlarsa. Yoğurdumuz var ve salçamız var. Salçayı, kıymayı ve soğanı iç harç olarak kullanacağız. Tuz, karabiber, yoğurt, yumurta ve biraz sıvı yağ da böreğimizin iç malzemesi, harcını ve üzerine sos olarak kullanacağız. Gözüm yanmasın diye önceden mi doğradın soğanları hayatım? Çünkü buradaki hanımlar, ki ben de öyle. Değil doğrarken mi? Soğanları gözlerimiz akıyor. Yaşarıyor. Yani, sen önlemini aldın. Ben de şimdi aktığı zaman toparlaması çok zor. Çünkü gözlük kullandığım için zaten bir hassasiyet var. Bir de yani senin gibi hoş bir hanımı da burada soğan kokusu altına bırakmayalım. Olsun. Ben çok alışıyorum. Bana yağ koksun, soğan koksun, salça koksun. Ama güzel kokular geldi. Kurabiyemiz pişti bu arada. Ne kurabiyemiz pişti. Çıkarayım mı onu ben sen onu yaparken? Vallahi sıcaktır, çıkarabilirsin. Oo, çatlamış hayatım kurabiyeler. Evet, çatladı değil mi? Ay ay ay. Gel. O çok güzel. Değil mi? Elle tutulur kıvama gelince onu şerbete batırıp çıkaracağız. Şimdi biz o şerbetimizi hazırladık ya, biraz o da ısısına gelsin. Onu şerbete batıracağız. Servis tabağını alacağız Ezgi'cim. Brownie rengini alacak ve lezzetini alacak. Harika. 15-20 dakika bu kurabiye yapmak için yetti farkındaysan süre. Kısa sürede hazırladık. Evet aynen. Yanacaksın diye korkuyorum. Elektrik çünkü sıcak. Elektrik faturası gelmesin. ama öyle. Evet. Şimdi fırın malayı fır çeviriyor. Diyor, değil mi? Şimdi bunun biraz iç malzemesi için tabii kavuracağız. Güzel. Güzel bir kavuracağız. Kıymanın rengi de güzelmiş ha. Kıyma güzelmiş. Yok hayır, kıyma güzel. Ben biraz da biber salçası ilave edeceğim. Olur. Tatlı biber salçası. Hani böreklerde şey olur böyle. O etli salçayı ne bileyim yakıştırırım ben baharatı. Nasıl istersen. Severim yani baharat. Nasıl kese şeklini vereceğiz onu birazdan onu göreceğiz. Kese şeklini vermek için de tabii göstereceğiz, tiyolarımız olacak. Soğan kullanacağız ama istersen şöyle, ben birkaç tane de bu soğanı biz anlatayım mı ister misin? Tabii ki. Soğanı daha önce sert oluyor ya, taze kullanmamız şart. Öncelikle o. İkincisi, tazeyi biz kese yaparken bağlarken kırarız ya, kırmamak için. Şöyle kırarız. Evet, kırılmasın diye ne yaptık? Şöyle, hatta ben biraz kıyma olurken göstereyim, ister misin? Lütfen. Şimdi mesela şöyle bir soğanımız da var. Biz bunu diğer yemekte kullanacağız. Eğer biz bunu kese yaparken şöyle yaparsak kırılma şansı var ya. Doğru. Ben bunu şöyle göstermek istiyorum izleyicilere. Biraz ılık suda batırıp çıkarıyorum. Sonra da şöyle. Şuradan bastırıyorum böyle. Düzleştiriyorsun. Şöyle. Şöyle içindeki suyunu çıkarıyorum çok ezmeden. Ve bu böyle bir fiyon kurdele gibi olacak. Çok güzel yani, şekil olacak o zaman. Şekil güzel olacak. Yani bazen izleyicilerimiz soruyor. İşte bağlarken Nevin Hanım kopuyor. Maydanoz sapı da aynı şekilde kullanabilirler. Ya maydanoz sapı, dereotu sapı, yeşil soğan, mutfağa ait ne varsa zararsız her şeyi kullanabilirler.
Güzel. Ama onları bitiyor oluyor. Hafif böyle ılık suda biraz şöyle de tırnakla. Fatırıp çıkarmamız yeterli, yeterli zaten. Yeterli, yeterli. Yumuşasın diye. Çok kalırsa da bu sefer rengi gider. Aynen öyle. Güzel olmaz. Evet. Bu yufkaları alırken lütfen son kullanma tarihine bakın. Benim geçen başıma geldi çünkü. Öyle mi? Tabii. Baktım tarihi bir hafta geçmiş. Hmm. Bir de büyük bir hani güzel bir market. Hemen söyledim, dedim bunu değiştirin, dikkat edin. Çünkü bakmadan alan çok hanım var. Aynen, aynen. Dikkat edelim. Sonra ben... bayat çıkar, özenirsiniz, yaparsınız, hiç de bir şeye benzemez. Dağılır, kopar. Ya, mümkün olduğu kadar eğer mahalle yufkacınız varsa tercihim mutlaka odur. Mutlaka, evet. Mümkün olduğu kadar. Olmayınca tabii hepimiz kullanıyoruz. Hı-hı. Ama olduğu zaman, çünkü onların yufkaları gerçekten çok iyi sonuç veriyor. Güzel oluyor. Baklava yufkasıyla da börek çok güzel oluyor. Peynirli börek yapıyorum mesela baklava yufkasıyla, çıtır çıtır. İyiyim. Ağızda dağılıyor. Sen. Çok güzel oluyor. Ben baklava yufkasını çok kullanıyorum. İnşallah çok, yine evet. Burada da bir gün bir yaparız. Bir dahakine yapalım. Tamam mı, yapalım. Ben onu balkabağ cevizli yapıyorum. Tatlı. Oo. Bak bir daha öyle yapabiliriz. Yapalım. Öyle bir şey yapalım. Aynen. Şöyle çayın yanına tatlı olarak. Tamam. Yapalım. Bu aklımızda olsun. Tatlı olarak, hatta yılbaşı sofrasında balkabağ, çünkü böyle bir nasıl hindi varsa balkabağ da o sofrada aranır ya. Öyle bir mantık vardı, oturmuş artık. Aynen. Balkabağ çorbası yapabilirsiniz. Tatlınız da baklava yufkasında bol cevizli, balkabaklı, tarçınlı. Evet, tatlı olabilir. Cevizli, balkabaklı, tatlı. İsterlerse üzerine şöyle pudra şekeri, tarçını serperler filan. Yani zararsız bir aynen. Tatlı ama biraz daha zararlı. Besleyici, balkabağı. Zaten Oğuz Bey'e de soracağız. Kış sebzelerini, meyvelerini konuşacağız. Kış aylarında bizi sıcak tutacak tarifler isteyeceğiz kendisinden. Ben koyu renk sebzeleri kışın kullanıyorum. Bir de mevsiminde kullanmaya dikkat ediyorum. Artık çünkü şöyle bir şey oldu. Kış sebzeleriyle yaz sebzeleri artık çok ayrılmıyor. Çünkü önceden yazın domatesi yerdik, kışa kuruturduk ya da konservesini yapardık. Artık mevsiminde... Yok, artık kışın da görüyoruz domatesi. Hatta çocuklarımıza kış sebzelerini ya da yaz sebzelerini sayar mısın deyince çocukların kafası karışıyor. Hadi biz zamanında bilirdik. Tabii. Değil mi? Aynı. Şimdi artık her şey, her mevsim var. Hı hı. Ama biz bunu öğretmeliyiz, anlatmalıyız. O var ama biz o mevsimin sebzesini ve meyvesini bence tercih etmeliyiz ki ben öyle yapıyorum. Aynen. Mümkün olduğu kadar. Evet. Temiz bir lezzet oldu. Burada böreğimizi hazırladık. Şimdi böreğimiz hazır. İç harcını koyduk. Bir tabak yardımıyla kestik. Tabakla kestik. Kase olur, tabak olur. İstersen ben bunun bağlanma şeklini göstereyim. Evet. İç malzemelerini koyduk. Şöyle hani evet, pili yapacağız. Toplaya, şöyle yapacağız. Aynen, pili yapacağız. Yaptıktan sonra şöyle bir sıkacağız. Ama şuradan da bağlayacağız. Işıklık yapacağız ona. Şöyle. Bunu sen sıcak suya batırıp çıkarmadın henüz. Yok, yaptık. Yaptın mı? Yaptık, yaptık biz onu. Bayağı kurumuş o. Sen program öncesi yaptın. Ama ışıklar var ya. Evet. Stüdyo ortamında bu çok normal. Ben şimdi normal. Yapmadım anlamında söyledim. Yok hayatım. Yaptık. Şöyle hatta bir bıçak yardımıyla da. Ay dağıldı. Yok yok, olsun, ben toparlarım. Hiç sıkıntı yok. Yumuşadı. Mutfakta çözümler. Sen onu düzelt hayatım. Mutfakta çözümler. Sen onu böreğin güzelce kese haline verelim. Aynen. Ben diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Ben bunları böyle yapıp tepsiye dizeceğim. Evet. Aynen öyle. Olağanüstü güzel oluyor. Ellerine sağlık. Çok güzel. Didem'im hazır mı? Şöyle. Harika, çok güzel. Şunu da şöyle. Soğan da bu arada hemen antiparantez söyleyeyim. Probiyotikler, pro değil. Prebiyotik. Yani bağırsakta bizimle yaşayan iyi bakterilerin beslenebilmesi için gerekiyor. Prebiyotikle probiyotik arasındaki fark ne? Probiyotikler bizim askerlerimiz, koruyucu çalışan işçilerimiz bağırsakta. Yani muhteşem bakteriler, bütün enzimleri parçalıyorlar, gıdaları parçalıyorlar, onları alıyorlar, vücuda taşıyorlar. Prebiyotikler de onların beslenmesini sağlıyor. Güzel, harika, kefir gibi. Evet. Değil mi? Kefir evet. Gibi. Şimdi yufkamızı biz tabakla güzelce kestik. Arasına harcımızı koyduk. Biz soğanlı, kıymalı ve biber salçalı bir harç hazırladık. Sizler patatesli ya da peynirli de hazırlayabilirsiniz. Sonra Nevin ablacığım bunları bir sıcak suya batırıp çıkarıp şöyle üzerinden geçti. İçindeki suyu çıkardı hanımlar. Sonrasında bağlamak kolay olsun diye. Şimdi hazırladığımız burada yoğurdumuz, yumurtamız ve sıvı yağımız var. Biraz üzerine şimdi aslında... Yufka iki kat, onu da hatırlatalım. Evet. Bu sıvı yağla da olur. Benim biraz görsele önem veririm.
hijyen ve görsel çiçek gibi olmazsa aşkım, olmaları. Görsel olmaz önemlidir ama. Evet. Diyet de olsa görsel önemli. Tabii. Diyet çok, diyet de bence sanki bir tık daha yukarı. Onun için dışıma çıktı. Tabii. Yani onu bile zarif yapman lazım. Diyet de daha zarif yapmak tabii ki lazım. Zaten kuş kadar zaten yiyeceğiz. Zaten bir şey yiyebilirim. Ya da birazcık tadı tuzundan birazcık ödün veriyoruz. Şöyle bari görsel hitabı. Güzel olsun. Olsun. Bunu fırına vereceğiz. Çok kıymetli. Şimdi 200 dereceli bir çok fırında pişireceğiz. 15-20 dakika kızaracak nar gibi. Çörek otu, susam, haşhaş her şeyde vallahi üzerine atılabilir. Geçti. Çünkü çörek otunu çok bayılırım kullanırım. Evet. Çörek otu bir de yani o kadar hoş bir şey ki. Çok Peygamber Efendimiz çok bile faydalı demiş ki her derde de her ay derdi iyi. Aynen. Ben yani yoğurtla karıştırıp yemeği çok severim. Bir tatlı kaşığı kadar tüketmek lazım. Yoğurtla muhteşem. Muhteşem oluyor. Çok da güzel oluyor. Şimdi evet, onu fırına vereceğiz. Şimdi güzelce vereceğiz. Böreğimiz pişecek. Çıkınca da göreceğiz. Sonra da çünkü pancarlı buğday salatası hazırlayacağız. Evet, kurabiyemiz de o hazır. O da çok özel bir lezzet. Ne yapıyorsun şimdi şu an? Şimdi ben hemen açıyorum. Bıraktı beni gitti oraya. Şimdi. Canım ben sana kıyamadığım için. Ha canım. Fırınımı açıyorum. Hemen yerleştiriyorum. Harika.